let it ride. Ekranınız var. Bu ekranı bir değil, iki değil, üç tane ekran yapabileceksiniz. Yani virtüel olarak paylaşabileceğiniz ekran çoğunluğunu bir gözlüğü takarak buna ulaşabileceksiniz. Peki bu Worksum gerçekten işe yarıyor mu? Yani mesela ne de işe yarıyor? Oyun oynarken mi yarıyor? Program yazarken mi yarıyor? Word'de yazı yazarken, herhangi bir işle ilgili bir şey yaparken mi işimize yarayacak? Hani ne zaman, nasıl bir şekilde işimize yarayacak? Ya gerçekten işe yarayacak mı? Bir ona bakalım. Yani gözle gerçekten görebilecek miyim bir sıkıntı? Bunu da bir arkadaşım sormuştu. Space dedi ama Workspace değil. Ben de Workspace olarak biliyordum. Worksum. Yani Worksum olarak geçiyor uygulamada. Workspace'i bulamadım. Bu uygulamada internette ben de görmüştüm. Birçok yerde, sitelerde, YouTube'da da görmüştüm. 3 tane ekran yapabiliyorduk. Nasıl yapabiliyoruz? Hatta klavyemizi entegre edebiliyoruz. Biz de bunları bir inceleyelim. Bir entegremizi yapalım. Bakalım nasıl oluyor. Yorumlarda Gaming 5935 nickiyle hatırlarsam o sormuştu. Yani bir yazılım kurmada, programlamada kullanabilir miyiz? Yani net bir şekilde görebiliyor muyuz? Yazdıklarımızı, kodumuzu, kodları güzel bir şekilde görebilecek miyiz diye sordu. Ona bakacağız. Daha çok yorumlardan doğru gideceğim. 3 tane ekran yaptıktan sonra oyun oynayabilecek miyim? Ona bakacağız. Word yazışmalara bakacağız. Hani başka 3 bilgisayarda yazışmaları koyduğum zaman ne olacak? Hani onu değerlendireceğiz. İş için mi kullanabilecek miyiz? Oyun için kullanabilecek miyiz? Ya da programlamada ya da çizimde kullanabilecek miyiz? Bu üçüne değinmek istiyoruz. Worksum'a bakıyorum. Şu an beta sürümü yayında ve indirdim. Şu an hemen kullanmak istiyorum. Gözlüğümüzü takıyoruz ve kayda başlıyoruz. Daha önceki videolarda da incelememde de söylemiştim iyi mi kötü mü yanı diye. Gerçek dünyaya baktığınız zaman şu an ben sizi görebiliyorum. Yani daha doğrusu kamerayı görebiliyorum. Etrafı görebiliyorum. Ama olması gerekenin çok kötü vaziyette görüyorum. Bu da sanal gerçekliğin kendi içinde olan, yani var olan bir sistemden kaynaklı. Sanal gerçeklik gözlüğü bu şekilde çalışıyor. Yani hangi gözlük ya da hangi marka olursa da olsun, yani böyle bir karıncalanma var etrafta. Netlik kesinlikle net değil. Ama uygulamanın iç kısmına geldiğimiz zaman netlikler burada. Yani uygulamayı gözlük ekran olarak açtığı zaman gerçekten net görüyorsunuz. Ama onun haricinde dünyaya baktığınız zaman, yani büyük ihtimal o bombeli 3 dünyayı vermek için, hatta elimi bile şu an koyarken bir kayma oluyor. Netlik kesinlikle olmuyor. Etrafımı algılayacak kadar, işte yani dokunabileceğim kadar ya da telefonumun ekranı biraz bakabileceğim kadar net. Mesela saatini falan görebiliyorum ama bir mesajlaşma kısmında mesajları şu an mesela YouTube mesajlarını mesela o yazılan yorumları okuyabilecek durumda değil. Yani onu göremiyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Çok yorumlarda çıktığı için söylüyorum bunu tekrar. Hani nasıl bir görüntü? Karıncalanma görüntü. Karıncalı, bulanık bir görüntü. Ama ekranındaki, yani bu uygulamalardaki görüntü HD görüntü. Yani oldukça net görüntü. İkisinin arasında fark var. Ay, bunu ekranı görünce böyle bakasım geliyor tabii. Şunu tutalım. Şöyle biraz netleyelim. Yani bunun bir güzel yanı da bu. Hani böyle bir ekranım istediğim yere alalım. Şu an buraya bakıyorum. Buradan da hop aldım bunu. Netleştirdim. Biraz daha önüme getirdim. Hemen uygulamayı ben sildim tekrar yükleyeyim diye. Hani tekrar gösterebilmek için. Baştan nasıl yapabilirim diye. Biraz umarım etrafım PlayStation'lar, PlayStation kolları biraz dağınık gibi dursa da kusuruma bakmayın. Gerçekten biraz dağınık biriyim. Buradan evet. Onayla. Meteor Zone Workrooms. Kayıt ekranında kırmızı çıkıyor bizim burada. Evet. Anam yanlışça bastım. Hayır. Şimdi bize ekran ilk önce ne yapacağımızı gösterecek. Yani masamızı algılayacak. Etrafımızı algılayacak. Hatta klavyemizi algılayacak. Evet, diyor ki oturacağınız masayı bir çizin diyor. Uygulam ilk baştaki şeyi bu. Tabii ki de çizeriz diyorum. Şuradan tutuyorum. Evet. Bana burası yeter. Biraz daha in. Evet, bunu ayarladım. Şurada görüldüğü gibi. Okey diyorum. Etrafınızı toparlayın diyor. Let's get your started. Başlamadan önce bir hemen toparlama yapıyoruz. Bizim kameramız da burada. I'm ready. Okay, hazırım. Güzel bir manzarada. Allah, bunu görmedim. Tabii mikrofonuma çarptım. Görmemiştim. Mikrofonumu da şöyle ağzıma getireyim. Umarım sesim net geliyordur. Çünkü tam takip edemiyorum. Evet, etrafa bakıyorum. Etraf bayağı güzel. Bayağı iyi. Hemen bu ekranı geçiyorum. Take tour demiş. Bir tur atayım. Ne yapmam gerektiğini. Continue. Bakın bizim yapacağımız şu an bu. Zaten en çok internette gördüğümüzde cezbeden şey bu. Şimdi bu ben önceden klavye tanıttığım için şurada bir klavye var ama uyuyor mu? Heh, uyuyor bak. Oynatıyorum, oynadıyor.
Bu bağlanmadan önce yaptığım bir şey var. Yani bunu ben kablolu olarak bağlanmaya çalıştım ama ne yazık ki kablolu bağlanamadım. Vurmayayım şuna. Kablolu bağlanamadım. İlla ki diyor ki kendi uygulamasıyla bağlanacaksınız. Yani bir uygulama yüklüyorsunuz. Bağlantı şeyi öyle sağlıyor. Yani kablosuz vaziyette sağlıyor. Keşke kablolu olsaydı daha hızlı olacağını düşünüyorum. Yani kablolu bir şekilde. Şimdi hemen Rock Connect diyelim. Bilgisayarımıza bağlanalım. Bak bilgisayarımız geldi. Okey. Ekranımıza bir tane daha ekran basıyorum. Burayı gördük. Bir tane daha ekran basıyorum. Ve buraya da yani 3 tane ekranım şu an burada. Burada güzel yanı dediğim gibi bu şeyi ay çok özür dilerim ses patlaması olmuştur büyük ihtimal. Şimdi burada koyduktan sonra elimiz burada gezerken hepsi burada. Şöyle de bak görüyor musun? Yani sana olarak da çok güzel dedim anda gitti. Heh geldi. Tamam. Fazla kurcalamayalım. Sen çekil. Evet. Peki bu ekran için 3 tane şey sormuştuk. Hatta Gaming arkadaş da bunu sormuştu. Şimdi sorduğum soru burada 3 ekranda öncelikle yazılım yani yazılım boyutunda programlama boyutunda bir şeyler yapabilir miyiz? Şimdi benim yazılım programım yok. Yani C++ ya da bir program kullanmıyorum. Bir zamanlar PHP ile uğraştım ama yani web üzerine şu an bilgim yok ve şu an hiçbir şey de yüklü değil. Ama bunu şu şekilde yapabiliriz. Yani şuraya tıklayıp Word dosyası açalım. Şimdi burada yani burada göstermeye çalıştığım şey şu. Açın. Evet. Yalnız klavye burada benim klavye Türkçe ama burada niye bu seçenekler de var mıdır acaba? Ona da bakmam lazım. Hatta ona da bakalım hemen. Dex keyboard ISO demiş. Şunu yeni klavye diyelim. Logitech diyelim. Ve MX Case diyelim. Numeric dış takımı diyelim. Universal diyelim. Hmm, burada çıktı ama burada şey çıkıyor işte. Demin bana çıkan hani şey tipi nasıl? Türkçe falan ayarlaması yok. Ekranı aşağı indiriyorum. Çok özür dilerim yine vurdum. Şimdi burada yazı izlemede yani ekrandan bayağı uzakta. Şimdi ekleyin korkuyorum hani. Benim duvarımdan da arkasına gitmiş durumda şu an. Evet böyle bayağı bir girince görebiliyorum. Biraz mesafe uzak. Bu belki mesafe ayarlayabiliriz. Yani biraz daha yakına çeksek çok daha güzel olabilir. Şuradan gelelim. Hemen o özellik var mı diye bakıyoruz. Bu el hani kalem kullanırsanız burada yazmak için. Avatar. Aa ağzım da oynuyormuş. Avatarımla. Desk. Yani buradan çıkmıyor. Ne yazık ki. Kompütürden. Şu ayarlardan belki. Işık var. Ses var. Ofisimizi değiştirebiliriz. Şimdi mesela bu var ekranda. Kompütür bağlandı. Şöyle. Orada da bir kitap var. Burada iyi. Şu etrafa bakayım. Bence burası güzel ya. Lobby. Bunu çok beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Bak bu. Bu kendi odamız. Yani istersen görüntüyü burada da hani bir oda konsepti olmadan da deneyelim. Güzel. Yani odamın konseptini bozmadan da dediğim anda tek ekrana döndüm. Ekran. Tamam şimdi gördüm. Bunu bir indireyim. Evet benim bilgisayarımın olduğu yerde bir ekranımız daha var. Burada var ve burada var. Burada hatta o zaman klavyeyi de komple görebiliyorum. Yani klavyenin tuşlarını da görmek için bunu seçmemiz gerekiyor. Yani o ortaya çıktı. Buradan kendi Pasteurize'ı seçersek yani kendi içimizdeki görüntüyü kesmeden buradaki görüntüyü sana gerçek gözüyle görüyor. Eğer burayı seçersek burada bir masamız yine koyuyor ama klavyede benimki Türkçe klavye yani QWERTY klavye ama maalesef böyle yaptım. Böyle yapıcı da gördüm ve burada bence bu da güzel. Yani bu da çok şık. 3 tane ekran. Ekranımı nasıl görebiliyor muyum Murat Şen? Evet. Yazarken daha zorlandığımı söyleyebilirim ama. Niye? Şimdi şu gözlükte sanal bir klavye oluşturmuştu bana. O sanal klavyede oluştuğu yerde şimdi buradan bakınca bir bombelik oluştu. Yani elimde sanki bakarken evet biraz zor olduğunu söyleyebilirim. Şunu da yapalım.
buradayken bir ikisini kıyaslamış olalım. Ah, bir de konuşabilsem. İkisini bir kıyaslamış olalım. Şimdi bir tane Word açalım. Buradan da YouTube açalım hatta. Buradan da kendi videomu açayım hatta. Evet, gel bakalım. Bunu buraya aktardım. Şimdi çözünürlük acaba dedim bundan mı diye çözünürlük düşük tutmuşum. Şimdi şurası gördüğünüz gibi burada görebiliyoruz. Bu burada oldu, burada oldu. Ben bir de hani dedik ya, arkadaş da sormuştu özellikle yazılımda. Örneğin bir videomu buraya koydum ya da müzik de koyabilirim, fark etmez. Yani bir de Excel açalım. Excel koyalım. Bunu da alalım, buraya koyalım. Evet. Şimdi bakalım. Ben şurada deneme yapmak istiyorum. Evet, şurada yapmak istiyorum. Tuhaf oldu. Evet, dedim ya bundan kaynaklar herhalde. Burada da neydi arkadaşımızın ismi? Agamink. Agamink de herhalde. Hatırlayamadım şu an. Hatta ben yine gireyim. Buradan videolara geleyim. Videolardan değil de şu. Sen ses verme. Bekle. Şimdi burada bunu da yaptık. OBS'imiz kaydediyor mu? Kaydediyor. Şimdi gaming dedik. Hatta sormuştu. Yani büyük ihtimal yapabilirim. Bizim eskiden kalmadır. Bir. Evet. Oluyor. Yani buradan yazılımla 3 tane bilgisayar gayet güzel. Ama sanki yani şu etrafı şimdi normal gerçek bir dünyaya bunu yansıttığım için çok da şey olmadı. Tabii şu ışıklar da olmayacak. Çok da böyle kendimi iyi hissetmedim. Yani çünkü bir bombelik var hala dış dünyada, bir bombelik ve kötü bir görsellik var. Biz bunu yine şunu yapalım. Ama şey iyiydi, görmek iyiydi. Biz buradan odamızı ilk odamızı yapalım. Evet. Şimdi bunu koyduktan sonra devreye giriyor. Yani bir kol takılı olmamalı. Şimdi deneyelim bakalım. Klavyede bu şekilde şeyi görmeyince. Bu şekilde. Ç buradaydı herhalde. Bak, Ç'yi göremiyorum. Oldukça iyi. İyi oldu. Şu elimi getireyim, şöyle uzan görebiliyorum. Parmağım orada. Belki yazılımda bu da güzel olur. Çok mu iyi oldu? Tercihimi söyleyeyim. Gerçek ekran. Yani kesinlikle gerçek ekranı tercih ederim. Böyle güzel oldu mu? Evet. Yerim yoksa bu makineyi aldıysan burada otururum, kullanırım. Ama şimdi bir yazılımcı olarak Egemik kardeşimiz, hani arkadaşımın sorduğu şey de yani o sorduğun soruya cevap olarak dersen, ben bunu alıp kafamda burada gözümün orada saatlerce durmasını istemem. Yani hala bir konfor sorunu var. Ama burada bu şekilde 3 ekranla çalışılabilir mi? Evet, çalışılabilir. Güzel de çalışılabilir. Yani bence şurada özellikle programlamada bir süre gider. Ama yine tavsiyem yani Curved, yani şurada bir OLED televizyon TV'lerim olsa, ki OLED TV olsa herhalde şu an şey TV diyorum, ekran, özür dilerim. Ekranım olsa zaten 30 bin liradan, yani en aşağı hatta 35 bin lira var şu an OLED'lerin, çok net güzel olarak dediğim yani. Yine de baksana 3-6 90 bin liralık bir ekran, yine bunu almış oluyorsun. Ama OLED görüntüsü yok. HD görüntüsü vardı. Uzağında 10 bin liralık bir ekranla 30 bin liralık bir ekran almış olursun. Tabi bu boyutları çok daha büyük oluyor. Fiyatı da daha büyük olacaktır. Yani tavsiye, yani programlamada kullanılır mı? Evet, kullanılır. Yazılımda, programda bence kullanılır. Özellikle Word yazmakta, yani yazı yazmakta ya da şuradan bakarak tekrar yazmak istiyorsan ya da şuradan tüy olarak bakmak istiyorsan ya da buradan Word'den yazmak istiyorsan bence sorun yok. Elime bak. Elde pürüzsüz belim var. Tabi bu da hala parmak kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Bak, şurada şey gibi oldu mu? Yani bak, şöyle yapalım. Parmağımla kullanayım. Parmağımla kullandım. Yani onu da illa kullanmana gerek yok. Buradan alışınca bu da oluyor da ben pek alışamadığım için bunu kullanmıyorum. Bu da saçını da uzarsa öyle kötü. Şimdi ikinci kısma bakalım. Bu yazılımcılar için ideal dedik. Olabilir dedik. Tercih eder miyim? Yani büyük ihtimal güzel bir ekranım olsa bu iş yapıyorsam tercih etmem. Güzel bir deneyim ama. Şimdi ikinci olaya bakalım. Oyun. Oyun açıyor mu? Yani oyunu açar mı? Açıl. Açıl. İnsan bazen gözünün var olduğunu unutabiliyor yani. Hani şöyle burnumu sıkasım geliyor ama sıkamıyorsun yani. Evet. Sony. Bak.
Oyunu açtığım zaman oyunda aslında hiçbir kayma yok. Sorun yaşamıyorsun. Net görüyorsun. Ama gözlüğe gelirken ki görüntü kayma var. Yani daha doğrusu donma var. Kesinlikle oyun oynanmaz bence. Büyük ihtimal bir sıkıntı yok orada. Canavar gibi oluyor. Ama burada ekranımda evet canavar gibi almıyor. Tak tak vur. Kulaklığa sesi direkt aktarıyor. Bir sorun yaşamıyorsunuz. Direkt duyuyorsunuz. Evet. Yani bu oyun oynanmazın göstergesi. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi nereye baktık? Birinci olarak programlama yapabiliyor muyuz diye baktık. Evet yapabiliyoruz. Görüntü çok mu net? Görüntü çok net değil. Yani büyük ihtimal şeyleri görebilirsin. Bir sorun yaşamazsın. Yazdığın kodları görme ihtimalin çok yüksek. Yani onda bir problem yaşamazsın. Ama birazcık tutukluk var. Çizim de yapabilirsin bunda. Büyük ekranda yapmış olduğun bir çizim. Gayet net olur. Bunda bir sorun yaşamazsın. Worksroom'da. Ama oyun oynayamazsın çünkü bir donma var. Ve bunun en büyük sebebi bence çünkü kabloyla bağlayamıyorsun. Kabloyla bağlantıyı almıyor. İlla kendi kurduğu uygulamayla Wi-Fi şeklinde kablosuz bir şekilde bağlanıyor. Belki kablolu olarak bağlanabilseydi bu çok daha iyi olabilirdi. Bir sonraki kablolu bir şekilde oyun oynayabiliyor muyum? Yani bunu da bu uygulama değil. Kendi bu direkt bilgisayara bağlanma metoduyla ve kablolu bir şekilde bilgisayara bağlanma metoduyla deneyeceğim. Büyük ihtimal bu oyunu oynayabileceğimi düşünüyorum. Yani çünkü diğer oyunlarda sorun yaşamıyorsam normal klasik bir oyunda da sadece ekranı büyük boyda izlemeyle de bir problem yaşamayacağımı inanıyorum. Normalde ben zaten birçok videolarımda göstermiştim. Birçok oyunu Steam üzerinden gözlükle oynuyorum. Ama bu diğer oyunları oynamadığımı göstermez. Yani bunu büyük ekranla oynayacağız. Kablolu bağlandığı zaman büyük ihtimal bir sıkıntı yaratmayacaktır. Değer mi? Bunu bir sizin karşılaştırmanız lazım. Ben oldu birinci göstermeye çalıştım burada. Deyip değmeyeceği tamamen kendi keyfinize bağlı. Ha ben yine her zamanki gibi parayla alakalı bir şey bir de. Güzel 3 tane büyük curved ekranı koyarsan çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Gerçek ekranın özellikle OLED kullanabilirsen ki madde olarak çok daha yüksek fiyatlar kesinlikle çok daha iyi olacak. Ama bu da iş görür mü? Görür. Yani büyük ekran zevkini veriyor size yani. Özellikle filmde izleyebilirsiniz, sinemada izleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Takip etmeyi unutmayın. İzlemeyi unutmayın. Takip edin. Soru sorduğunuz sorularda da yanıt da vermeye çalışıyorum. Yorumlarda yanıt vermeye çalışıyorum. Eğer yanıt veremezsem de ya da yanıt vermeyi videoya da saklayabilirim. Yani orada söylerim mutlaka. Yorumunu incelemeye çalışırım söylerim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.